Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu videomuzda web sitelerinde ikon kullanımından bahsedeceğiz. İkonlar web sayfalarımızda görsel bütünlüğü sağlamak için kullandığımız bazı materyaller. Ve biz burada Bootstrap kütüphanesinin ikon kullanımına bakacağız arkadaşlar. Şekilde de görüldüğü üzere 3 çeşit ekleme yönteminden bahsedeceğim. Hatta şunu da sayarsak 4 çeşit diyebiliriz. Fakat Bootstrap ikonları arkadaşlar son zamanda kendini bayağı geliştirdi. Font Evaysam kullanılıyor biliyorsunuz genel olarak piyasada. Fakat Bootstrap ikonları da hem ücretsiz olması ki Font Evaysam'ın da ücretsiz versiyonu kullanılıyor genelde ama Bootstrap'in ikon paketi de bayağı gelişmiş ve şu an bayağı yaygınlaşmış şekilde kullanılıyor arkadaşlar. Peki Bootstrap ikon paketine nereden ulaşırız? Öncelikle Get Bootstrap sitesine gidiyoruz. Siteye gittikten sonra burada Icons kısmına tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra gördüğünüz gibi ikon sayfası açılıyor. Burada bize şu kısımda aslında çok önemli bir şeyden bahsediyor. Diyor ki sen bu ikonları Bootstrap kullan ya da kullanma. Herhangi bir projende çok rahatlıkla ikon paketini kullanabilirsin diyor. Ve bu ikon paketi de tamamen arkadaşlar ücretsiz. Ve ayrıca işte Figma tarafından yapılmış dizaynları var. Gayet sağlam SVG'ler var bu ikonların içerisinde ve gayet başarılı olduğunu düşündüğüm bir ikon paketi Bootstrap ikonları. Bootstrap ikonlarında bakın aşağı doğru indiğimizde aynı Font Evaysam'da da göreceğimiz gibi ki Font Evaysam'la alakalı da bir video yayınlamayı düşünüyorum. Burada gördüğünüz gibi bütün ikonlar şu şekilde sıralanmış. Burada kaç ikon olduğundan bahsediyor. 1200 civarı ikon olduğundan bahsediyor. 1200 ikondan bahsediliyor arkadaşlar. Aşağı doğru indiğimizde tabi bunların her birinin klasları var. Klas yapısına göre nasıl alacağız? Bunların hepsini tek tek detaylarıyla videoda bulabileceksiniz arkadaşlar. Aşağı doğru bir inelim. Bakın gördüğünüz gibi bu kadar ikon var. Peki biz bir ikonlarda nasıl arama yapacağız? Bunlara da bahsedeceğiz. İlk etapta bunu Bootstrap ikonlarını arkadaşlar NPM yani Node Package Manager NPM şeklinde ne yapabilirsiniz? Kurabilirsiniz. NPM e Bootstrap icons dediğiniz zaman direkt Node.js ile beraber siz bunu kurabiliyorsunuz. Fakat biz burada biraz daha kolay olması açısından direkt kullanımından bahsedeceğiz. Nasıl kullanıldığından bahsedeceğiz. Direkt burada GitHub sayfasına giderek Download Latest Zip dosyasına şöyle bir tıklayalım arkadaşlar. Bunu ne yapabiliriz? Bakın burada tabi gelişimlerinden, dependencies'lerden falan bahsetmiş ama biz burada Bootstrap icons 1.3.0 zip diyor arkadaşlar. Buna tıklayıp hemen dosyayı arkadaşlar ne yapabiliriz? İndirebiliriz. Şunu şöyle bir aşağı doğru alayım. İndirmeyi başlat deyip hemen zaten hızlı bir şekilde iniyor arkadaşlar. Bunu sağ tıklayıp klasöre çıkart dediğimizde arkadaşlar evet Bootstrap icon şurada. Pardon bu değil. Nereye çıkardı? Ha, buraya çıkarmış. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi bütün hepsinin SVG'lerini bize getirdi. Yani şu sitede ne kadar SVG varsa şurada bir geri gelelim. Şuradaki SVG'lerin hepsini SVG halini arkadaşlar bize indirmiş oluyor. Ha, aslında bu çok güzel bir şey diyemem. Niye? Çünkü bunların hepsini sitenizde kullanacağınız ya da kullanmayacağınız her şeyi eğer sayfanıza dahil ederseniz bu büyük bir yük olacaktır arkadaşlar ki bize bütün SVG'lerini yani üzerinde oynanabilir açık kaynak olan SVG dosyasını bize getirdi arkadaşlar. Bütün hepsi burada mevcut. İstediğinizi alıp buradan kullanabilirsiniz. Fakat biz ne yapacağız arkadaşlar? İlk etapta şurada size Bootstrap ikon kullanımı ile alakalı dediğim gibi bir dokümantasyon tarzı bir şey yaptım. Bunu resim olarak ilk olarak resim şeklinde ne yapabilirsiniz? Kurabilirsiniz. Mesela burada beğendiğiniz bir ikonu arkadaşlar resim olarak nasıl kullanırım ben? Şimdi şurada önce arama yapmayı öğrenelim. Burada istediğiniz herhangi bir aramayı yapabiliyorsunuz. Mesela işte Instagram. Instagram'ın ikonu bakın buraya geldi. Instagram'ın ikonunu beğendiğiniz zaman şuradan tıklıyorsunuz ve içerisine girdiğinizde bakın burada bize kullanımlarından bahsediyor. Bunu download edebilirsiniz ya da ikon font şeklinde kullanabilirsiniz ya da direkt bunu kopyala yapıştır şeklinde kullanabilirsiniz. Zaten benim 3 kullanımım aslında şurayı özetliyor diyebilirim. Ben burada mesela bunu resim olarak nasıl kullanırım? Şunu tıkladığınız zaman
Bakın Instagram'ı burada ne yaptı arkadaşlar? İndirdi. Buradan hemen klasörde göster deyip şunu şuradan aldım arkadaşlar. Ve kendi şuraya yapıştırdım. Şimdi index.html instagram.svg. Şimdi şuraya geldiğimde arkadaşlar bakın Instagram SVG şuraya dahil oldu. index.html sıfırdan yazmak istediğim için şurada hemen HTML diyorum. Ve burada getirip arkadaşlar bu ikonu burada nasıl kullanacağım? İlk kullanım arkadaşlar imaj.src ile direkt ekleyerek kullanabilirsiniz. En basit kullanımı bu. Şimdi buraya geldim. F12 tuşuna bastığımda bakın gördüğünüz gibi ikonu sayfaya dahil ettim. İstediğiniz yere koyabilirsiniz. Hiç fark etmez. Burada ikonu sayfaya ne yaptım? Dahil ettim. Peki ben bunu büyütüp küçültme olayı yapabiliyor muyum? Evet arkadaşlar. Aynı resimleri büyütüp küçültme gibi ne yapabiliyorsunuz? Yapabiliyorsunuz. Burada mesela ne diyelim? 120 piksele biraz baya büyük olacak aslında ama width olarak da 120 piksel şeklinde yapmak istediniz mesela. Yenile dediğinizde bakın 120'ye 120'lik bir şekilde bozulma olmadan ne olacaktır? SVG daha doğrusu imaj olarak kullanabileceksiniz. Ama bunun dezavantajı ne? Bakın burada da aslında göstermeye çalışacaktım. Dezavantajı şu. Bakın istediğiniz gibi büyütüp küçültebilirsiniz. Bakın gördüğünüz gibi. Fakat rengini değiştiremiyorsunuz. Niye? Çünkü resimler arkadaşlar resim olarak aldığınızda bunun resmini maalesef değiştiremiyorsunuz. Peki ikon şeklinde nasıl alırım? Yani gelelim şu kısma. Web fontu bu şekilde nasıl kullanabilirsiniz? Şu şekilde alıp mesela şunu diyor kopyaladığın zaman sitende mesela şunu arkadaşlar şöyle bir ne yapalım? Aşağı indik. Ctrl V dedik. Aynı Instagram'dan bir tane daha koymak istiyorum buraya mesela. Geldim buraya. Yenile dediğimde bakın diğer Instagram ikonu gelmedi. Hala ilki duruyor. Peki bunu nasıl yapacağız arkadaşlar? Şimdi ikons kısmında şurada aşağı indiğinizde CDN kısmı var. CDN arkadaşlar uzaktaki kütüphane diyebiliriz. Kütüphane üzerinden kullanabilirsin diyorsunuz aslında. Şu linki kopyalayıp aynı stil CSS yapıyormuş gibi ya da Bootstrap'i dahil ediyormuş gibi. Ctrl V, Ctrl S dediğinizde artık şu kütüphanedeki her şeyi kullanabilir duruma geleceksiniz. Ve artık ben bunu F12 ile çalıştırdığımda gördüğünüz gibi Instagram ikonunu buraya aldığımı görüyorum. Peki farklı bir ikon alalım. Hemen şuradan fark etmez. Şuradan herhangi bir ikon seçeceğim arkadaşlar. İşte 4K mesela. 4K'yı buradan şunu şuradan kopyalıyorsunuz. İstediğiniz herhangi bir ikonu artık burada kopyala yapıştır yaparak çok basit bir şekilde ne yapabilirsiniz? Sitenizde kullanabilirsiniz. Bakın Instagram'ın yanında 4K'da geldi. Ama link olmadan çalışmıyor. İnternet olmadan tabii ki çalışmayacaktır arkadaşlar. Peki burada ben bunun boyutunu nasıl büyütürüm? Style parametresiyle arkadaşlar. Burada ne diyebiliriz? Height'ına işte ne diyelim? 48 piksel. Width'ine de arkadaşlar 48 piksel verdik. Bakalım 4K'yı büyütebilecek miyiz? Yenile dediğimde maalesef olmadı. Peki bunun nedeni ne? Hemen gelin bakalım. E-class verdik. Tamam aslında. Burada height ve width değerlerini de girmemize rağmen büyütmedi. Şimdi burada yukarıdaki gibi olacağını düşündük. Fakat burada yukarıdaki gibi olmayacaktır. Bunun nedeni ise arkadaşlar style'ın içerisinde bunu büyütebilmemiz için yukarıdaki gibi değil de burada kullanmamız gereken font size değerinden faydalanacağız. Aynı yazıları büyütüyormuş gibi yapmamız gerekiyor burada. Font size işte ne diyelim burada 48 piksel dedik. Bu sefer de bunun için böyle bir şey yapalım. Hemen gelelim arkadaşlar ve şurada bir yenile dediğimizde bakın 48 piksel olarak büyütmüş olduk. Daha da büyütebiliriz mesela. Bunu işte ne diyelim 100 piksel şeklinde büyüttüğümüzde bakın yenile dediğimde 100 piksele büyütmüş oldu. Peki bunun rengiyle nasıl oynayacağız dediğimizde aynı yazıların rengiyle oynuyormuş gibi yapacağız burada da. Color red dediğimizde mesela rengini kırmızı olarak yapmak istediğimde yenile dediğimde bakın gördüğünüz gibi gerçekleştirmiş olduk ve herhangi bir bozulma kesinlikle yaşamayacaktır. Bootstrap ikonlarının gerçekten SVG'leri kaliteli arkadaşlar.
gayet güzel bir bozulma yaşanmıyor. Şimdi ikinci kullanımı da aslında görmüş olduk. Peki şu kullanım ne? Bu kullanım arkadaşlar web sayfalarında sıklıkla kullanılan bir şey. Ya zaten bir web sayfasında, bir ana sayfada mesela hani yüzlerce, binlerce ikon kullanacak haliniz yok. İşte birkaç tane ikonunuz vardır. O ikonları hemen direkt HTML içerisine gömerek arkadaşlar çok rahat bir şekilde kullanım sağlayabilirsiniz. Mesela bu sefer de farklı bir ikon kullanalım, kullanımı yapalım. Mesela şöyle değişik bir bookmark kullanalım. Şunu kopyaladım. Şu HTML'yi, SVG kısmını getirdim. İ'den hemen sonra yapıştırdım. Ctrl C. Şimdi buraya baktığımda bakın bir SVG var ve bu SVG'nin içinde bir path var. Yani bir yol var. Bu yol üzere çalışan bir şey. Peki direkt ben bunu yapıştırdığım zaman çalışacak mı diye baktığımızda F12 tuşuna bastığımda çalışacaktır. Herhangi bir sıkıntı yok. Peki bu neye göre çalışıyor? Yani acaba şuradan mı getiriyor derseniz buradan getirmiyor. Buradan sadece arkadaşlar şu i class'ı kullanacaksanız bu kütüphaneye getiriyor. Ama SVG'lerde arkadaşlar zaten herhangi bir web sayfasından getirdiği için arkadaşlar bir web tarafından getirdiği için buna şu linke ihtiyacı yok. O yüzden biz bunu kullanacağız. Peki bunu büyütme küçültme olayı da zaten direkt burada bit ve height değerleri var. Biz burada ne diyelim? 50. 50'ye 50'lik bir şey olsun mesela bu. 50'ye 50'lik dedik. Ctrl S dedik ve burada gelip yenilediğim zaman gördüğünüz gibi ikonu burada çok rahat bir şekilde kullanabileceğim. Ve burada rengi nasıl değiştireceğiz diye soracak olursanız current color dediği aslında var olan rengi ana sayfa rengine göre var olan rengi kullanmak yerine istediğiniz herhangi bir rengi burada kullanabilirsiniz. Mesela blue dedim ben direkt. İsterseniz işte hashtagli değişik renklerde kullanabilirsiniz. Yenile dediğimde bakın gördüğünüz gibi rengini de değiştirebildik. Şimdi şuraya gelecek olursak bakın imaj olarak eklediğimizdeki dezavantajı gördük. Herhangi bir şekilde renk değişimi yapamıyorduk. İkon şeklinde yani e-class'ları şeklinde yaptığımızda link ile bizim o siteden almamız gerekiyor. Eğer link olmadığı müddetçe çalışmıyor. SVG şeklinde almak isterseniz SVG'yi direkt kopyala yapıştır yaparak kullanabiliyorsunuz. İstediğiniz gibi boyutlandırmasıyla oynayabiliyorsunuz. O yüzden SVG şeklinde kullanmanızı ben tavsiye ederim. Bunun haricinde istediğiniz elemanın içerisine koyarak arkadaşlar ki biz Bootstrap'i şu an dahil etmedik ama işte butonun içerisine SVG'yi koyduğunuzda arkadaşlar bunun da çalıştığını göreceksiniz. Herhangi bir sıkıntı olmayacak. Bakın buradaki gibi büyütme, küçültme işlemlerini şuradaki yere bakarsak birincisinde height width ile yapıyorduk. İkincisinde font size ile yaptığımızı unutmuyoruz. Ve color parametresini kullanıyorduk. Burada ise fill içerisinde rengi veriyorsunuz. Ve bu şekilde Bootstrap ikon kütüphanesini çok rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Bootstrap'in dokümantasyonundaki birçok elementten ne yapabiliyoruz? Faydalanabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi burada tabii değişik CSS özelliklerine ve benzeri özelliklerinden bahsetmiş. Genel yapısı bu şekildedir. Özellikle kullanacağınız işte nedir? Mesela add dediniz. Add ekle, herhangi bir şeyi ekle, sepete ekle ve benzeri bir ikon kullanmak istiyorsunuz. Şuraya add yazmanız yeterli. Bununla alakalı değişik ikonlar ne yapacaktır? Gelecektir. Mesela history, mesela history dediğimizde şuraya history dediğimizde gördüğünüz gibi değişik işte kum saatleri ve benzeri. Burada arama yapmayı İngilizce olarak yapmamız gerekiyor. 1200 tane ikon var. Bu ikonlar arasından seçmeniz gerekiyor. Bir de ben internette araştırdığımda işte Bootstrap 5 ile FontAway Sam kütüphanesinin karşılaştırması ile alakalı bir site bulabildim. Çok fazla bir karşılaştırma yok bu konuda. O konuya da değinmek istiyorum. Şimdi FontAway Sam ve Bootstrap kütüphanesi aslında Bootstrap daha önce Glippy ikonları kullanıyordu. Bootstrap 3'ten hatırlayabiliriz bunu. Bunları kullanıyordu fakat Bootstrap 5 ile beraber daha doğrusu 4'te başlandı ama işte 100-200 tane ikonla başladılar. Daha sonra bunu geliştirmeye devam ettiler ve 1200 ikona kadar çıkardılar ve daha da geliştirmeye devam ediyorlar. Tamamen açık kaynak. Bu yönüyle beraber burada da karşılaştırma yaparken bakın burada diyor ki FontAway diyor işte 7800 pro ikonuyla beraber 1500 tane de işte free ikonu var. Bu yüzden çok ve kalite olarak da çok iyi olduğundan bahsediyor bu
şeyde karşılaştırmada. Fakat aşağılara doğru indiğimizde, hani en azından sitenin söylediğini söyleyeyim, MIT lisansında açık kaynak yürütüldüğünden bahsediyor ve Figma tasarım yapıldığından ve gayet başarılı olduğundan bahsediyor ve Font Evesam'a da geçeceğinden bahsediliyor arkadaşlar burada. Peki Font Evesam'ın sitesine bir gidelim. Font Evesam. Şimdi Font Evesam'ı da tabii anlatacağız yeri geldiğinde. Fakat burada ikonlar kısmına gitmek istiyorum ben. Bunun da kendine göre ikonları var. Burada 7865 tane ikonum var diyor. Biz burada free olanlara, mesela ücretsiz kullanmak istediğinizde 1609 tane varmış. Tabii bunun yazıldığı tarih biraz daha erken bir tarih. 1600 tane ikonu var. Bunun ikonları da gayet başarılı. Onda herhangi bir sıkıntı yok. Fakat işte kullanımı biraz daha, hani Bootstrap'e göre biraz daha karışık diyebilirim. Ama Bootstrap'in hem kullanımı hem de ikon kütüphanesi gayet sağlamlaştırıldı ve devam ediyor. O yüzden Bootstrap ikon kütüphanesini kullanmanızı tavsiye ederim. Evet arkadaşlar, bugün anlatacaklarım bu kadardı ikon kütüphaneleriyle alakalı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Preview.